Hadi, saçlarını aç. Yağ masajı yapacağım. Hayır, yağ sürmeni istemiyorum. Sadece masaj yap yeter. Ama neden yağ istemiyorsun? Saçlarına bak, ne kadar kurumuşlar. Yağ sürdüğün zaman saçların gürleşir. Ve gören insanlar da çok beğenirler hayatım. Hayır anne. Kimsenin beni beğenmesini istemiyorum artık. Kızım, onu kastetmemiştim ben. Artık küçük bir dünyamız var. Sen, ablam, Malik Roma ve ben. Bu kim şimdi? Trishna arkadaşlarının evine gitti. Sabah gelecekti. Benimle bu kadar zaman geçirmeni kıskanmış olmalı. Buna dayanamadı herhalde. Gidip kapıya bakayım. Abla hoş geldin. Arya? Kim? Anne, bu... Bu Aryan. Sultanın oğlu mu? Evet anne, ve bu da Niranjan amca. Niranjan amca, bu benim annem. Saat çok geç. Her şey yolunda mı? Aryan, sen gidip annemle otur, geleceğim ben, tamam mı? Annem çok tatlıdır. Sana öğrettiğim şiiri hatırlıyor musun? Cesaretini topla. Bana o öğretti işte, ve şu süt füzesini de. Onu da bana annem öğretti. Hadi git, ben hemen geliyorum. Anne. Hiç yemek yemiyor. Sultanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Ben bir an önce gidip hemen onu bulmak istiyorum. Hayatı tehlikede olabilir. Aryan'ı bu şekilde yanımda götüremem kızım. Bu yüzden sen aklıma geldin. Çocuğa olan bağını gördüm kızım. Gidip sultanı bulabilmem için birkaç saat ona göz kulak olabilir misin? Sadece birkaç saat değil. Amca, sen endişelenme. Ben Aryan'a bakarım. Sen git. Yo, buna hiç gerek yok. Sen git hadi. Endişelenme. Aryan'ın babasını bul. Oğlum, neden? Madhu, bu arkadaşım bana bir türlü adını söylemiyor. Neden Aryan? Neden ona adını söylemiyorsun? Ben tanımadığım insanlarla asla konuşmam çünkü. Oo, büyümüş de küçülmüş. Amca nereye gitti? Aryan, babam birkaç iş için dışarı çıkmış ve amcan da onu getirmeye gitti. Anladın mı tatlım? Sultan geç kalacağı zaman hep beni arar ve merak etmemem için bana haber verirdi. Aryan, neden babana adıyla hitap ediyorsun? Ona baba demen gerekiyor senin. Hayır anne. Sultan Aryan'ın kendisine baba demesinden hoşlanmıyor. Neyse, dinle. Karnın aç olmalı. Sana pilav mı yapayım, yoksa güzel bir patates yemeği mi? Ne dersin? Hangisini istersin?
patates yemeği, yanında da turşu. Karnım o kadar acıktı ki çok açım var yani, hadi. Sen de yer misin? Ya Sultan bunu öğrenirse? Anne. Hı? Sen Sultan'a söyler misin? Hayır, ben söylemem. Peki ya sen? Ben mi? Hayır. Hadi anne, çabuk hazırla. Patates yemeği. Biz de Aryen'le dışarı çıkacağız ve patates yemeğinin hemen hazırlanmasını bekleyeceğiz. Tamam mı? Gel Aryen. Hadi, hadi bakalım. Sıcak patates yemeği dışarıda soğusun. Yanına kaymak ve biraz da turşu koyarsak harika olur. Al bakalım, hadi. Ne oldu? Bir şey söylersem sen sultana söyler misin peki? Söylemem, söz veriyorum. Söyle, hadi. Ben babam gibi olmak istiyorum ama onu her zaman kızdırıyorum. Babamın bir arkadaşı vardı. Bir gün gitti. Babam bütün gece durmadan onu aradı. Ama bir türlü bulamadı. Amcam babamı geri getirecek. Geri getirecek değil mi? Ben onu istiyorum. Gelecek değil mi? Tabii, söz veriyorum. Amcan kesinlikle babanı geri getirecek. Tamam mı? Ben babam gibi olmak istiyorum. Ama ondan çok korkuyorum. Bana güçlü olmamı söylüyor ama ben çok zayıfım. Bir gün çok güçlü olacağım ama. Çok güçlü olacağım. İnanıyor musun Madu? İnanıyor musun bana? Endişelenme Aryen. Göreceksin. Bir gün çok güçlü olacaksın. Tamam mı? Ve bak, amcan yakında babanı buraya getirecek. Sana söz veriyorum. Sen hiç merak etme. Baba. Bakalım son lokma. Lütfen Aryen, son lütfen lütfen. Aferin sana. Artık Aryen çok daha güçlü. Kaslarına bakayım. Madu, Aryen, içeri gelin hadi. Çok geç oldu. Gelin. İçeri girmek istemiyorum ben. İçeri girmek istemiyorum. Aryen, ben bir yere gitmiyorum. Çok geç oldu. Hadi uyku zamanı. Gel Aryen. Hayır, ben buradan gitmek istemiyorum. Aryen, sütünü içecek misin? Evet, Aryen sütünü içecek. Yoksa nasıl güçlü bir çocuk olabilir ki? Ve güçlü bir çocuk olmazsan beni bilek güreşinde nasıl yeneceksin? Hayır, ben buradan gitmeyeceğim. Bunu istemiyorum. Sultan dönene kadar buradan bir yere gitmek istemiyorum ben. Şşt, Aryen, sakin ol. Amcanı arayıp babanı hemen getirmesini söyleyeceğim, tamam mı? Ama önce içeri girmen gerekiyor. Hadi hayır, bakalım. Hayır, bir yere gitmeyeceğim. Gitmek istemiyorum. Sultan dönene kadar buradan ayrılmak istemiyorum işte. Ayrılmak istemiyorum, istemiyorum. Şşt. Sakin ol, sakin ol canım. Hadi biraz su iç, al. Hayır. İç ama. Hayır. Hı? Hayır, ben buradan ayrılmayacağım. Hayır, hayır. Anne, ben onu sakinleştiririm. Sakinleşene kadar burada kalacağım. Sen git de uyu. Tamam mı? Biz de burada uyuruz canım. Babanı bekleyelim, hadi, hadi. Hadi bakalım, gel. Evet. Gelsene, gel gel. Vay, harika görünüyor. Tamam. Alsana. Çabuk ol, çabuk.
Hadi al. Bu ne? Baksana. Tamam. Vay canına, müzikli çakmak. Gel gel, içeri girelim. Hadi gel, biri görecek. Gel 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 gel. Çabuk ol, çabuk. Bugün iyi geçti. Çok para kaldırdık. Lütfen affet bizi. Bir hataydı, bir hata yap. Affet lütfen. Cüzdanı ver. Affet lütfen. Tamam efendim, alın. Alın cüzdanınızı. Alın, alın, alın işte. Telefonu da. Ben telefon falan almadım. Gerçekten. Ver şu telefonu. Alın efendim. Buyurun. Alo. Kimsiniz? Amca. Sultan. Neredesin sen? Saatlerdir seni arıyorum. Ver sola sahil. Ver sola sahilinde. He? Vuruldum. Eski bir binanın içindeyim. Yarısı yıkılmış. Bir kulübenin yanında. Buradayım. Amca. Bucanak bana ihanet etti. Her an oraya gelebilir ve Aryen'e zarar verebilir. Hemen Aryen'i al ve derhal oradan çıkın. Tamam. Çabuk. Aryen sultan mıydı? Evet canım. Neredeymiş, durumu nasıl? Ne zaman gelecek? Hemen sultanın yanına gitmeliyiz oğlum. Gel canım gel. Ha? Gel. Bir dakika. Nereye? Aryen'i nereye götürüyorsun böyle? Ve sultan nerede? Yüzünden ters bir şeyler olduğu okunabiliyor. Sultan biraz yaralanmış. Hemen Aryen'i götürmem gerek. Gel canım. Bir dakika amca. İkna olmadım ben. Bence sen sultanla ilgilen ve Aryen burada kalsın benimle. Sultan döndüğünde de Aryen'i buradan alabilirsiniz. Öyle değil mi? Bence Aryen'i tehlikeye atmak doğru değil. Bu hiç doğru değil.
Bak canım, bize çok yardım ettiğini biliyorum ama bu defa Arya'nın sultana gitmesi çok önemli. Yoksa işler daha da kötüleşir. Eğer Arya sultanın yanında olmazsa tehlikede olur. Anladın mı canım? İşler daha da kötüleşebilir. Anneciğim, hala uyumamışsınız. Evet, ben az sonra yatacağım. Arke'yi aradın mı? Evet, evet, Bittu aradı. Amerika'ya sağ salim vardığını söyledi. Öyle mi? Bu iyi işte. Kendimi kötü hissediyorum. İyi değilim. Arke gitmeden önce çok şey oldu. Madubala onu ne kadar da çok üzüyor. Ve sen anne, sen de oğluna destek olmak yerine yani ona tokat attın. Dipali, sen de oradaydın. Eğer tokadı gördüysen bunun sebebini de görmüşsündür. Ne yaptığını da ve söylediği o kötü şeyleri de duymuşsun. Arke'yi iyi tanırsınız. Ve bunca yıldan sonra oğlunuz Arke ile yeniden bir bağ kurdunuz. Ama yine de... Bunları ben de biliyorum Dipali. Ama Rişab'ın hata yapmasına izin verirsem bunun sonucu daha da kötü olur. Bunu anlamasını sağlamalıydım. Ben annesiyim. Yıllar sonra oğlunun sevgisine tekrar kavuşmuş bir anne. İlk adımlarını atmayı öğreten bir anneyim ben. Peki bu annenin oğluna yanlışla doğruyu birbirinden ayırmasını öğretmesi sence yanlış mı? Rişab Madu'ya yaptıklarının yanlış olduğunu kendi kabul etti. Ama anneciğim, benim demek istediğim yeter, şey... Yeter Dipali. Çok geç oldu. İyi geceler. Madu'ymuş. Yaralanmışsın. Bana bir şey olmadı. İyiyim ben. Çok kanaman var. Yoksa sen ölecek misin? Sen de mi beni bırakacaksın? Aryan. Buraya gel. Aryan. Gözlerime bak. Bak, sakin ol. Ve artık ağlama. Ses çıkarma. Sultan Arya'ne hiç yalan söyledi mi? Dinle beni. Ben gayet iyiyim. Bu... Bu... Sadece bir mermi. Bu dikenden biraz büyük ve kalem kapağından küçük bir mermi. Bu kadar küçük bir mermi koca sultana bir şey yapabilir mi? Ben iyiyim. İyiyim ben.
Sen burada ne yapıyorsun? Sultan, Aryen. Neden buradasın? Aryen yalnızdı ve korkuyor. O yalnız değil. O benim oğlum. Sultanın oğlu. Aryen çok endişeliydi ama... Oğlum adına karar vermeye hakkın yok. Kimsin sen? Onun için hiç kimsesin. Anladın mı? Sakın Aryen için neyin doğru, neyin yanlış olacağını anlatmaya kalkma. Onunla ilgilenmene gerek yok. Amcam zaten yanında. Ben oğluma bakabilirim. Sen sadece... Sultan? Amca! Sultan! Amca! Sultan! Sultan hayır! Sultan gitme! Amca, onu doktora götürmeliyiz. Durumu hiç iyi görünmüyor. Hayır. Ne yapılacağını biliyorum. Ama amca, Aryen, hemen gidip amcana yardım et. Hadi git. Sultan.